Herkese merhaba. Bugün yine daha önce denenmemiş bir ekipmanı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Yine kimseden kopya çekmedik. Tamamen kafamda tasarlamış olduğum modele göre yapmaya çalışacağım. Yine herkesin yapabileceği tarzda bir ekipman olacak. Bir de abone olmak isterseniz hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi kola kutusu kullanacağız. Şöyle bir tane boru hazırladım. Borunun altına bir tane hortum taktım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane vana taktım. Şöyle bir tane dirseğimiz var. Bunların hepsini biraz sonra birleştireceğiz. Kullanacağımız olan vantuzlar var. Bir de filtre elyafı ve mutfak süngeri var. Şimdi kola kutumuzun altına delikler açmamız gerekiyor arkadaşlar. Önce onları yapalım hızlı bir şekilde. Evet arkadaşlar, kola kutumuzun altını şu şekilde deldik. 5-6 tane delik açtık. Şimdi bunu ortadan ikiye kesmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde onu da keselim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir görünüm elde etmiş olduk. Şimdi bunu borumuza sabitlemek için 2 tane de buralardan delik açmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, filtremiz hazır. Şimdi gidip bu filtreyi akvaryumda görelim. Gördüğünüz gibi yine başarılı bir ekipman yapmış olduk. Ekipmanı anlatmadan önce size bir bilgi vermem gerekiyor. Az önce Cemalettin Kaş isimli arkadaşımız yorum atmış. Filtre yenileme ve performans arttırma videosunu ben de denedim. İçerisine elyaf, aktif karbon vesaire filtre malzemeleri koydum. Suyum çok bulanıktı, berraklaştı diye yorum atmış. Herkese tavsiye ederim demiş. Ben de onun mesajını videomda sizlere iletmek istedim. Şimdi gelelim bizim başarılı ekipmanımıza. Yine arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada sadece hava veriyoruz. Havanın haricinde hiçbir pervanedir, şudur budur bir şey kullanmadık. Bir tane hortuma vanayı taktık. Vanaya da bir tane hava hortumu taktık. Hava hortumu da buradaki hava motorumuza bağlı. Şöyle bakın, dirseği de göstereyim size. Çok güçlü bir şekilde suyu yukarı doğru kaldırıyor. Şu bizim kola kutusundan yaptığımız hazne. Burayı siz farklı ekipmanlarla, farklı malzemelerle yapabilirsiniz. Şu bizim ilk filtre katmanımız. Bunun içerisine çok farklı şeyler konulabilir. Ben bilerek küçük yaptım. Siz büyük de yapabilirsiniz filtrenizi. Altında da delikler var. Su buradan geliyor. Buradan süzülüyor ve akvaryuma tekrar gönderilmiş oluyor. Aklıma böyle gerçekten ilginç bir ekipman geldi arkadaşlar. Diğer yaptıklarımızdan çok daha ilkel görünüyor. Ama temizlik yaptığından emin olabilirsiniz. Keşke vaktimiz olsa da birkaç saat çalıştırıp şu filtre malzemelerine tekrar bakabilsek ama maalesef videoda çok fazla vaktimiz olmuyor. Şöyle size yakın çekim olarak da göstereyim. Ondan sonra da videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Yine tüm videolarda videonun sonuna link olarak bulabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yine hiç denenmemiş bir ekipmanı başarıyla tamamladık. Yaptığımız 40'a yakın kendin yap ekipmanın arasına bir tanesini daha kattık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.